Serdar Bey merhabalar. Merhabalar. Osman Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz, hoş bulduk. Teşekkürler, sağ olun sizler. Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu keyifli röportajı müsaadenizle Serdar Bey ile başlayacağım. Tabii. Serdar Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? 1974 doğumluyum. Serdar Açıkgöz, Çorum, Memleket. Bu sektörü aşağı yukarı 35 yıldır bu sektörün içindeyim. Yani çocukluktan beri bu sektörün içinde olduğum için sıkıntı olmuyor. Evet, çekirdekten yetiştiniz sanırım. Evet, bu işin çıraklığını gördünüz. Çıraklığını gördük, ustalığını gördük, kalfalığını gördük, hepsini gördük yani. Serüven burada artık. Burada başlıyor artık. Son serüven burası. Buradan sonra da daha yukarılara çıkmayı hedefimiz var. Evet, tabii ki bu yolda da Osman Bey'le beraberiz. Tabii, ortağımla beraberiz. Evet, biraz da kendisini tanımak istiyorum. Teşekkür ediyorum size. Buyurun Osman Bey. Osman Denizhan, Malatyalıyım. Ben de Serdar Bey'le beraber 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Evet. Ne güzel, size sırtı omuz omuza vermişsiniz. Mücadele ediyorsunuz. Evet. Çok da iyi bir ikili olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Stantınız da bu arada hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok keyifli bir yer kurmuşsunuz. Tanıyalım mı? Firmaya anlatır mısınız? Kuruluş tarihi nedir? Ürünlerinde neler var? Tabii ki. Biz 2014'ten beri bu çocuk işi grubundayız. Bu işte daha biraz daha şöyle söylemek gerekirse daha iyi hedeflerimiz var. Bunların hedeflerden işte biz kademe kademe ilerlemeye çalışıyoruz. İşte bu bizim ilk fuarımız. Fuara katılıyoruz. Katıldık evet. Yani. Ondan sonrası da bundan sonra da inşallah her sene fuar olaylarına girmeyi hedefliyoruz. Onun dışında da yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Evet, çünkü fuarlar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Evet. Bir de pandemiden dolayı da 2 yıldır da katılamıyorduk zaten. Tabii. Zaten bekliyorduk yani. Fuarın açılmasını ve katılımların şey yapılmasını bekliyorduk yani. Evet, fuar olmadan olmaz bu iş. Olmaz. Fuarın ilk saatleri nasıl geçiyor Osman Bey, fuar? Biraz hareketli bir fuar olacak gibi geçti. Duruyor. Ama şükürler olsun normale döndük. Evet. Bakalım bundan sonrası kısmet. Evet. Peki zor bir iş yapıyorsunuz. Yani bu başarınızın ve istikrarınızın sırrı nedir Osman Bey? Yani hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Olmazsa olmazlar vardır mutlaka. Ya muhakkak ki var. Müşteri memnuniyeti zaten bizim için çok önemli. Yani satın alan müşterimiz, diyelim ki bizim malları satın alan insanlar da memnun olsun diye kaliteye dikkat ederiz. Çünkü sağlık bir de bunların hepsi. Tabii ki. Yani sağlık. Şöyle baktığımız zaman sağlık yani bunların hepsi. Tabii. Kanserojen maddelerin olmamasına çok dikkat ediyoruz. Kullandığımız malzemeleri mümkün mertebe kendi çocuğumuzun giyeceği şekil düşünmek zorundayız. Aynen. Yani. Hani biz yıkama talimatları falan hepsini koymak zorundayız. Evet. A'dan Z'ye burada tabii her şey ki. Var. Evet. Her şeyle düşünüyor diyebiliriz ama ben şunu da hissettim sizde. Röportajdan önce biraz sohbet ettik. Serdar Hocam'la, Osman Bey'le. Çok severek mesleğinizi yapıyorsunuz. Tabii, bence biz, sizin başarınızın en büyük... Şükürler hani 25-30 yıl geçmiş. Evet, bu bir gerçek ama hala aynı heyecan var. Biz mesleğimize aşığız. Aynen öyle. Bu mesleğe aşık olmazsan hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. O yüzden de yaptığınız her işi seveceksiniz. Her iş böyle değil mi zaten? İnsan sevmediğini yani. Ama ya başarı göstermesi imkansız. Tabii, aynen. Benim prensibim şudur. Yaptığın işi seviyorsan o iş seni kalkındırır. En basiti budur yani benim için. Hedeflediğiniz yerde misiniz Serdar Bey? Şöyle bir geriye dönüp bakın. 30 sene Osman Bey'le beraber bir mücadele içerisindesiniz şu an. İstediğiniz noktalara gelebildiniz mi? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak? Bundan sonraki projelerimizde daha büyük hedeflerimiz var. Şimdi bu sektör şöyledir. Bir anda büyürsen bir anda gidebilirsiniz. O yüzden kademe kademe. Altyapıyı ne kadar iyi bilirseniz o sizi üst yapıya kadar çıkartır. O yüzden de biz kademe kademe gitmeyi düşünüyoruz yani. Her şeyi bir anda büyümek değil de merdivenle, sağlam basamaklarla ve emin çıkarak. Adımlarla yani. Emin sağlam adımlarla. Emin adımlar. Evet. Evet. Doğru. Tabii bu hedef hayalde bitmeyecek ama. Bitmez. Sınır kesinlikle yok. Sınır yok. Zaten biterse biz biteriz. Yani böyle bir bitmesin de. Gerçekten bitmesin. Yani bu çok büyük bir şey olmadığı sürece bu sektörün öleceğini zannetmem. Özellikle de çocuk sektörü.
Ya bebekler evet. Tabii. Yani her sene çünkü yenilenerek devam ediyor. Yetişkinler gerçekten. Yetişkinler kendinden vazgeçer ama çocuklarından asla geçmezler. Evet, bunu söyleyebiliriz. Biz bu hedefleriniz onda da başarılar dileyelim teşekkür sizlere. Teşekkür ederiz. Teşekkür son bir teşekkür mesajınızı alalım mı? Stantınıza gelenlere, sizleri destekleyen tabii müşterilerinize, gençlere tabii neler aktarmak istersiniz? Buyurun, son sözler sizlerin. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu işte tekrar söylüyorum, severek bir işi yaparsanız bu iş size her zaman kazandırır. Bu illa tekstil olması gerekmiyor. Farklı sektör de olabilir. Ama yaptığınız işi sevin. Başka bir şey diyecek bir şeyim yok. Yani fuardaki ziyaretçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Fuar arkadaşlarına da çok teşekkür ediyoruz. Temizlikçisinden müdürüne kadar. Evet, yani bütün katkılarından bizde dolayı teşekkür ederiz. Biz de herkesi buraya davet edelim. Hem bu anlattıklarımızı tabii ki, yaşayarak tabii ki görsünler. Tabii ki. Ürünlerimizi görürler. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içmiş olurlar. Çoğu şey şöyle bir şey. Anlatılmakla olmaz, yaşamakla olur. Gelip gezecekler, görecekler, beğendiklerini alacaklar. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Büyük keyifti. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınız her zaman daim olsun. İnşallah başka programlarda da görüşürüz. İnşallah. Serdar Bey ve Osman Bey. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın.